Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayıklı Dice kanalında yeni bir kargo açımına daha hoş geldiniz. Tişörtümü giydim. İlk defa görüyorum bu tişörtünü. Yeni aldım çünkü. Vloglarımı izlemiyor musun yoksa? Ya hiç görmedim. Gözümden kaçmış. Unutmuşum. Sırf bu kargoyu açacağım diye arkadaşlar yeni tişörtler almıştım. Ve onunla karşınızdayım. Şöyle yanımızda dev bir Adidas kargosu var. Eski günleri andıran o dev kargo açımları, 3-4 ayakkabı açtığımız günleri andıran bir kargo açımı olacak. Fakat içinden çıkacak sadece bir tane ayakkabı incelemeyi düşünüyorum. Çünkü diğer türlü videolar çok uzun oluyor. Kargo açımlarını o kadar uzun tutmayı istemiyorum. Oğlum da yanımızda bu arada, takılıyor etrafta. Bu Adidas kargosu hemen birkaç gün geldi. Ben açmıştım faturasını bulmak için. Meğersem içine fatura koymamışlar. İnternetten tekrar aldım falan. Şöyle ön bir gösterim yapabiliriz. 2 adet ayakkabımız var. Bir tanesini çıkartıyorum. Bang! Bang! Altına bakalım istiyorum. Ne görüyorsun? A yazıyor ama anlayamadım. Evet, senin bilmediğin yavaş yavaş ayakkabılar. Eşim uzun zamandır arkadaşlar bu ayakkabılarla haşır neşir değil. Evet. T1 ayakkabısı arkadaşlar. Evet, ayakkabı. Hemen şöyle diğerini koyayım. Bu arada Adidas yine gönderimde poşet getirmiş. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Bu diğer ayakkabıyla haftaya muhtemelen izleyeceksiniz. Bunun için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz ve o çan zil işaretine basıyorsunuz. Ben her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelmiş oluyor. O videoyu da kaçırmamak için. Aynı zamanda tabii ki bu ayakkabıların detaylı performans incelemelerini de yapıyorum. 2-3 hafta bazen 1 ay giyiyorum ve sizlerin aldığınız zaman ne bekleyebilirsiniz? Nasıl bir ayakkabı? Bunlardan bahsediyor oluyorum. Bunları da kaçırmamak için mutlaka abone olun. Ve şimdi ayakkabımıza dönelim. Bakalım bu şekilde çocukla nasıl yapacağız kutu açılımı bilmiyorum. Şurada ne yazıyor çok merak ettim. Always remember when they doubted you. Yani senden şüphe ettiklerini her zaman hatırla. Trey Young imzası. Normalde Trey çok iyi bir oyuncu. Cidden hatta işte yeni Steph Curry falan deniyordu. O kadar iyi bir oyuncu. Hiç tanımıyorum. Ama yani yeni oyunculardan yaşı küçük. Çok bu adamı sevmeyen de var. Çok hater de var. Ve her oyuncuda olduğu gibi Kobe de dahil bu şekilde. Hani sen yapamazsın, sen edemezsin. Çok denilmiş. Öyle olunca hani başardım, bakın görün. Ve bunlar işte thanks for all my haters falan deniyor ya benim nefret edenlerime. Teşekkür ediyorum. Haterlarıma teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde buralara geldim. Hani bir nevi bu şeye kapıya çıkan bir yazı yapmışlar. Şu şekilde sade beyaz bir kutu geliyor. Zikzaklı bir tasarım var, parladığı zaman gözüküyor. Tam ismi ne? Trey Young. Hatta bak direkt şurada etiketine bakabilirsin. Sıra E diye mi yazılıyordu? İlk ayakkabısı. Evet. Young bir first edition yazmışlar. Muhtemelen second, third diye gidecek arkadaşlar bu. Logosu da bu şekilde. TVA logosu. Bunu da ayakkabı üzerinde ilk defa görüyoruz. Beklenen ayakkabılardan bir tanesiydi. Aynı zamanda Adidas'ın da yeni imzalı atleti düşünürsen. Kendisinin de ilk imzalı ayakkabısı olmuş oldu. NBA'de imzalı ayakkabılar, daha doğrusu tüm dünya NBA'yi takip ediyor. NBA'de de imzalı ayakkabılar oldukça büyük bir olay. Yani bir oyuncunun gerçekten yıldız olması, hatta süper yıldız olmasını kolaylaştıran, tüm dünyada etkisinin olduğunu gösteren bir durum imzalı ayakkabı. Herkese vermiyorlar düşünürsen. Russell Westbrook bile ne kadar sonra aldı. Steph Curry hızlı aldı. LeBron girer girmez aldı. Zion aynı şekilde. Yani bunlar hep böyle diyorsun ki işte bu adamlar süper yıldız diyorsun genel itibariyle. Trey Young da onlardan biri. Geçen sene playofflarda biliyorsunuz efsaneler yaptı. New York'u eledi. Herkesi susturdu. New York valisi bile ona laf attı. Hatta onun sayesinde belki şu anda bu sene kurallar değişmiş bile olabilir. Bayağı iyi gittiler. Ben de şampiyonluk kazanacağını düşünüyorum. Sade beyaz bir kutu tasarımı içerisinden. Hadi artık açalım bakalım nasıl bir ayakkabı çıkacak. Mavi. Recycled content demişler arkadaşlar. Yani geri dönüşümden üretilmiş. Acaba neresi? Kutusu olabilir muhtemelen. Kutusunun içerisi mavi mavi çıktı. Buna ice tray diyorlar arkadaşlar. Ice in my veins diye bir durum var. Yani son zamanlarda tedirgin olmam, hala sakinliğimi korurum manasında. O anlama geliyor. Buna da ice tray diyorlar. Yani bir makine gibi adeta. Tedirginlik yok, korku yok, endişe yok. Son dakikaya kadar odaklı, maçı kazanmaya odaklı ve son saniye şutlarını sokabilen adamlara genelde hani bu tarz tabirler söylenir. Buna da ice tray rengi deniyor. Trey Young da çok iyi ama hani bu rengin özeli de Ice Tray diye geçiyor. Gerçi kutunun üstüne yazmasa da. Ve bang bang. Şurada direkt bağcık da var üstünde. Görüyorsunuz arkadaşlar buz rengi.
ve canavar gibi dev bir ayakkabı bizleri karşıladı. Poşeti de güzel, üstüne yuvarlak bir şey kazınmış, çok göremiyorum ama End Plastic Waste yazıyormuş. Vay be, şuralarda yuvarlak yuvarlak. Plastik atığı artık bitirin, kullanmayın. Muhtemelen dediğim gibi poşet, kutu, bunlar geri dönüşümden üretiliyor. Adidas'ın da yeni hamlesi şu logo vardı. Şeylerde. Evet arkadaşlar, ayakkabımıza gelelim bakalım. Adidas'ın yine tasarımı oldu bence 5 kilometre öteden anlaşılıyor değil mi? Direkt diyorsun ki bunu Adidas yapmıştır diyorsun. Çok büyük, adeta Dan Issue'ların birine çok benzettim. Dan Issue 1'i andı. Gördüğün gibi birbirinden farklı. Burada ise daha yuvarlak yuvarlak bir bağcık var. Harika, kesinlikle çok güzel. Teşekkür ediyorum Adidas'a bu gönderim için. Siz de alırsanız siz de tabii ki bu şekilde ulaşabilirsiniz. Adidas'ın sitesinden aldım. Kargoda zaten gördünüz arkadaşlar. Evet, şimdi görsel güzellik olarak ne diyorsun ilk eline aldığın zaman? Çirkin bir ayakkabı bence. Yani direkt hiç uzatmayacağım lafı. Yani şey, çok yeni nesil ayakkabısı gibi değil. Basketbol biraz için ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Genelde geniş ayaklılar. Mesela ayıcık komik olmuş. Evet, ayıcık ne alaka? Ice Tray ya, herhalde kutup ayısı da koymuşlar arkadaşlar. Olabilir. Üstünde de Ice Coffee yazıyor galiba, baksana. Ha evet. Yani soğuk kahve içen bir ayıcık. Tam bir böyle kış şeyi. Tam böyle buzul teması. Güzel olmuş. İçine de bakarsan şöyle karlar var üstünde. Burada Trae Young'ın logosu. 11 numara. Aynen onları güzel güzel kondurmuşlar. Bence basketbol için çok güzel olacak ama görüntü olarak pek de iyi değil kesinlikle. Ama Light Strike ve Boost direkt dikkatimi çeken yönlerden biri oldu ya yastıklama olarak. Şu plastik bölgesini sevmedim, beyaz yeri ben. Beyaz bu yastıklaması. Light Strike yastıklaması. Hatta bak şurada şöyle görebilirsin, belki yazıyor Light Strike. Hoşuma gitmedi. Ve Boost var. Boost sadece arkada var muhtemelen. Önde sadece Light Strike ile yapıyorsunuz. Dediğim gibi basketbol için çok güzel olacak. Genelde adresi zaten performans odaklı oluyor. Ama gündelik giyilmesi, dışarıda giyilmesi çok da mümkün gözükmüyor arkadaşlar. Hemen dizayn detaylarına bakalım istiyorum. Trey şurada logosu var. Arkada ise Three Stripes Birinin var. Birinin logosuna daha benziyor bu. Yanis'e benzetiyorum ben. Yanis'e bir benzettim şahsen. Westbrook'un biraz daha W'lu mavulu. Onu da gerçi benziyor ama hepsinin zaten baş harfleri falan. Evet, bayağı sert bir ayakkabı. Sert üst, evet dediğin gibi sert bir kumaşı var. Ve şurada da yine zigzag kutu üstündeki olan buzul veya işte buzdağı görüntüsü verilmiş. Bence biraz daha şey, bal peteği gibi. Böyle, üstündeki şu altıgenlerden bahsediyorsun. Ben direkt şeyden bahsettim. Bak, ha, maviler. Evet. Mavi tonlarından bahsetmiştim. Onun dışında şöyle arkasına geçelim. Arkada arkadaşlar imzası var. Ve şurada da Adidas Basketball Rayford Trae Young Signature Shoes. Rayford'muş ilk adı da. Bunu da öğrenmiş olduk. Bilmiyorduk. Harden Wall 1'e mi benziyor? Harden Wall 1'e hiç benzemiyor bence. Wall 4'e benziyor sanki. Ha olabilir. Wall 4'te de Light Strike vardı. Biraz dediğin gibi. Ama Nike'lar da birbirine benziyor mesela. Adidas'lar da dolayısıyla birbirine benzeyebilir. Bu şekilde şöyle tabanına bakalım arkadaşlar. Tabanı oldukça güçlü geldi. Gördüğünüz gibi çok derin çıkıntılar yapılmış. Bayağı hoşuma gitti. İçini gösteren bir plastik olmasına rağmen bence çok güzel bir sağlık tuşuna sahip olacak. Ortadaki boost'u görüyorsunuz. Burada bir pencereyle açılmış. Light Strike'ı da şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Görünüyor. Evet. Ve yine 3 çizgi. Tam dedim ki 3 çizgi yok dedim. Birçok yerde 3 çizgiyi bir gördük. Bir tane var ya. Bir burada. Şurada da bak Rayford Trae Young yazıyormuş şurada. Görüyor musun üstünde? Böyle gizli gizli saklı yerlerde dokundurmaları çok hoşuma gidiyor. Arada Ekrem Yaman'ın sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Çocuğum elma yemeye çalışıyor. Elma ile boğuşuyor şurada, gösterirsen hatta. Onların sesi geliyor. Yapacak bir şey yok. Artık vakit bulamıyoruz sizlere çekecek. Müsait bir vaktim yok yani. Gerçekten kutu açımlarını bile zor yapıyorum. Garibime giden yönlerden bir tanesi ayakkabının dilsiz bir tasarıma sahip olması. Bakar mısın? Dil direkt dikilmiş ve çorap gibi geçiriyorsun. Şey gibi bu ankeçler gibi. Adidas'ın Ultra Boost'larını diyorsun. Zamanında çıkartmışlardı. Doğru diyorsun. Yani basketbol ayakkabılarında böyle çok kullanım olmuyor. Adidas birkaç defa Next Level ayakkabılarında yaptı. Trae Young hatta onu giyiyordu. Doğru, oradan muhtemelen seviyordu. Seviyordu demek bu tarz böyle bir tasarımı. Ama bunun sıkıntısı şu. Üst taraf ya çok sıkı olursa,
veya çok bol gelirse nasıl sıkılaştıracağız? Bağcıklar ne kadar etkili olur gibi böyle birkaç sıkıntıyı oluşturuyor. Burada da iki tane arkadaşlar bağcık sıkma deliği var. Yani bunlar göstermelik olabilir. Çok minik bir kitlenme size sunacaktır tahminim. Şunlar da sence ayı pençesi mi yoksa böyle shark dişleri falan? Ben sanki donmuş su gibi düşündüm. Ice. Bacalardan böyle donmuş ice olabilir gibi düşündüm. Ama farklı farklı şekilde yorumlanabilir. Ön ayağınızda, ön parmağınızda biraz daha kaliteli bir kumaş dikilmiş arkadaşlar. Güneş baş parmağınızı koruması için ve alt tarafın plastiği yukarıya birçok yerde çıkıyor. Genişliği çok güzel. Kitlenme nasıl olacak? Onu merak ediyorum. Çok güzel bir performans ayakkabısı olacağını düşündürdü bana ilk görüşte. Tabanı da yine harika bir yol tutuşuna sahip olacak. Yastıklaması gardlar için mükemmeldir. Büyük adamlar bile giyebilir diye tahmin ediyorum. Tabii ayağımıza giyip deneyelim. İlk önce şunları bir çıkartalım. Sonra da ayağımıza giyelim. Renk uyumunu çok beğendim ben. Renkleri, maviliği, beyazlığı. Ama bir şeyle kombinlemek zor olur evet. Yani. Evet. İşte dar beyaz, oldu. Kırmızı. Parmağım burada. Evet, 44,5 numara. Tam Adidas numaramı aldım. Çok fit ve iyi hissettirdi arkadaşlar. Hiç 45 Adidas'ın yok mu? 45 Adidas'ım hatırlayamadım şu an. Zaman zaman oluyor ama ya. Genel itibariyle daha çok 44,5 tercih ediyorum. 44 olduğu oldu. Dame hatırlıyorsan Dame 6'yı. Dediğim gibi bağcıklar ekstra bir iş. Ya bağcıkların çok bir fonksiyonu yok arkadaşlar. Genel itibariyle zaten ayağınızı soktuğunuzda ayakkabı size çok iyi bir kitlenme sunuyor. Dil yerine biraz daha rahat bir, şurada görüyorsan dikişli kumaş kondurulmuş. Şurası daha sert. Hatta bayağı sertmiş burası. Burası ise biraz daha yumuşak. Evet. Yine ayakta kaba duran tahminim değil mi? Nasıl duruyor ayakta? Yani çok da kaba durmadı bence. Kendime tepeden baktığım zaman dev gibi hissediyorum. Çok uzun bir ayakkabı. Evet. Tam Dan issue 1 ya. Direkt Dan issue 1 yani. Evet. Aşırı şimdi dedim hatırladım. Ya sana. Ayağında tut bakınca daha çok benzettim. Arkadaşlar ön ayaktaki light strike fena değil. Ama çok fazla bir etkiden koruma sunacağını düşünmüyorum. Boost. Zaten arka topuğunuzda çok oynamıyorsanız benim gibi hissetmeniz yine zor. Yastıklaması orta düzey gibi duruyor şimdi söyleyeyim. Üst tarafı çok kuvvetli. O yüzden böyle bir alışması gerekebilir bir miktar. Ama genel itibariyle keyifli, güzel yani. Sizleri böyle hafif atletik hissettirecek. Güzel işler yapmanıza yardımcı olacak bir ayakkabı gibi duruyor. Rahat, rahatlığını da beğendim. Geniş fiyatı ne kadar? Fiyatı 1400 liraydı. Biraz yüksek bir fiyattan çıktı. Ama Adidas sneaker günleri yapmıştı. %30 indirim vardı. Ben tam ondan bir gün önce aldım biliyor musun? Benim de kendime ait %30 indirim vardı. Icon üyeyim diye. Aldım of dedim ne güzel dedim. %30 indirimi aldım dedim. Ertesi gün sneaker günleri diye %30 indirim hepsine verdi. Bir kategoriye getirdi yani. Aynen. Nasıl sıkıntı yok. Yastıklamasını içine zaman geçirdikçe daha çok beğenmeye başladım bu arada. Evet ayakta ne diyorsun? Sen onu söylemedin hiç ayaktaki güzelliği. Yani, uzun büyük kaba mı duruyor? Çok kaba değil ama çok uzun çok büyük duruyor. Evet. Ama basketbolda bu tarz ayakkabılar güzel oluyor. Biraz hantal hissettirebilir ama rahatlık arayanlar için, denge ve stabilite arayanlar için güzel bir tercih olacak kesinlikle. Tray 1. Evet, let's go Ice Tray. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ayakkabı Ice kanalında bugünlük bu kadardı. Şimdi gidip çocuğumla ilgilenmem gerekiyor. Yine güzel bir ayakkabının kutu açımını yapmış olduk. En kısa zamanda detaylı performans incelemesi de gelecek. Bunun için bekleyişte kalıyorsunuz. Kanala abone olmayı ve zil işaretine basmayı unutmayın. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dersi bugünlük